WordPress'te özel alanlar hazırladığınız web sitesinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır. WordPress, sayfanıza içerik girerken kategori, öne çıkan görsel, açıklama metni gibi birkaç veri girebileceğiniz alan sunsa da bundan çok daha fazlasına ihtiyacınız olabilir. Portfolyo sayfası hazırlarken müşterilerinizi de ayrı bir alanda belirtmek isteyebilir ya da galeri sayfası, araba galerisi sayfası hazırlarken araba özelliklerine girmek için birkaç farklı özel alana ihtiyacınız olabilir. Bu özel alanları içerik ekleme bölümüne yazmayız. Çünkü sayfanın tasarımını değiştirmemiz gerektiğinde ya da bu alanlarda küçük bir değişiklik bile yapmamız gerektiği zamanlarda tüm içerikleri baştan düzenlemeye çalışmak doğru ve profesyonelce bir yaklaşım değil. Hem eklentiyle hem eklentisiz WordPress'te custom field kullanımı nasıl olur? Bunu göstermeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Varsayılan olarak yeni yazı eklerken zaten ekran tercihleri üzerinde özel alanlara tıkladığımızda aşağı tarafta özel alanların panelini görebiliyoruz. Burada içerik girerek sayfamızı görüntüleyebiliyoruz ama portfolyo gibi kendi oluşturduğumuz custom post type'larda bu işlemi nasıl yapacağız? Özel alanları sayfamıza nasıl getireceğiz? Bunu göstereceğim. Çünkü özel alanlar içeriği zenginleştirmede özel rol oynarlar. Hemen bu custom fields'ı görüntülemek için functions.php adresine giriyorum. Portfolyoda support özelliğine yeni bir ibare ekleyeceğim. Bu da custom fields olacak. Bunu kaydedip sayfayı refresh yaptığımda burada gördüğünüz gibi özel alanlar artık kullanıma hazır. Burada daha önceden girilmiş özel alanları görebilirsiniz. Yeni bir özel alan eklemek için burada yeni girin seçeneğini tıklamanız gerekiyor. Ardından bu alanı doldurmalısınız. Buraya istediğiniz bilgiyi girebilirsiniz. Ekstra özellik, sayfalarda ekstra görünmesini istediğiniz özellikler varsa bunlara girebilirsiniz. Bir araba sitesi yapıyorsanız arabanın birçok özelliği olabilir tabii ki. Gücü, rengi, kilometresi gibi tüm bunları bu özel alanlarda çözümlüyoruz. Örnek olarak renk değeri girelim. Bunu daha önceden girdiğimiz işlerin üzerinde yapalım. Mesela şu sayfada bir düzenleme yapalım. Renk bilgisini giriyorum. Kırmızı olarak belirtiyorum. Bu sayfayı kaydedeceğim ve sonradan ön tarafta bunu nasıl göreceğiz bunu göstereceğim. Ön yüzde görünmesi için öncelikle bu sayfanın PHP dosyasını açmamız gerekiyor. Sıfırdan tema yapımı dersinde bu sayfayı single-portfolio.php dosyası üzerinden halletmiştik. Yine bu dosyaya giriyorum ve başlığın altında buraya eklediğimiz metayı kullanmak istiyorum. Başlık bu. Buraya eklediğim kodlarla başlığın altında bu metayı görüntüleyeceğim. Şu kodu yazıyorum ve renk olarak bildirdiğim değer aslında buraya girdiğim isim. Bu sayfayı kaydedip sayfanın detay sayfasını incelediğimde buradaki değeri alabiliyorum. Bu değeri boş bırakırsam eğer ve sayfayı yenilediğimde rengin değerinin görünmediğini ama başlığın burada renk olarak göründüğünü görebiliyorum. Burada bizim kontrol etmemiz gereken bir şey daha var. Bu noktada içerik varsa, içerik girilmişse bu satırı göster. İçerik girilmemişse tabii ki göstermemesi gerekiyor. Bu şekilde bir görüntü tarzı hoş değil. O nedenle bir if ekleyeceğiz buraya. If eklediğimizde eğer renkte bir değer varsa, rengi bir değer girilmişse bize bunu gösterecek. Bu şekilde kaydedip bakıyorum. Gördüğünüz gibi renk kısmını da göstermedi. Çünkü buradaki değer boş. Buraya başka bir değer girelim. Bu durumda içerikte değer olduğu için bize komple bu satırı gösterecek. WordPress'in bu özel alanlar paneli çok kullanıcı odaklı olmadığını söyleyebilirim. Özellikle bu amaç için oluşturulmuş bir eklenti ile çok daha zengin bir arayüze sahip olabilirsiniz. Şimdi de eklenti ile custom fields'lar, özel alanlar nasıl oluşturulur bunu göstereceğim. Eklentiye giriyorum ve eklentinin arama kısmına Advanced Custom Fields yazıyorum. Bu bizi gelişmiş özel alanlar adıyla özel alanlar ile ilgili bilinen bir eklentiye yönlendirecek. Hemen yükle diyorum ve etkinleştir diyorum. Etkinleştir dediğimde WordPress yönetim panelinin sol tarafında eğer Türkçe kullanıyorsanız böyle bir yeni sekme olduğunu göreceksiniz. Bu sekme üzerinde çeşitli düzenlemeler yaparak metabox'lar oluşturabileceğiz, özel alanlar oluşturabileceğiz. Ben de şimdi size bu özel alanların hem yönetim panelinde hem de ön tarafta nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım. Özellikle temel ayarlarının, temel düzenlemelerinin nasıl olduğunu göstermeye çalışacağım. Bu kısmı siliyorum ve sayfada bunun olmamasını sağladık. Önce yeni bir alan oluşturacağım. Buraya bir başlık ekliyorum. Portfolyo diyelim şimdilik. Çünkü portfolyo için bir şeyler yapacağız. Alan ekle butonuna tıklıyorum. Alan ekle butonuna tıkladığım zaman şunu tam sayfa görüntüleyeyim. Şimdi yeni bir alan oluşturalım. Mesela portfolyo mantığıyla hareket edecek olursak bir text field oluşturalım. Yani metin alanı oluşturalım ve portfolyo kısmına içerik eklerken içeriğin ait olduğu firmayı ekleyelim diyelim. Alan etiketi yerine firma adı yazıyorum. Alan adı kısmını da bu önemli biz bunu ön tarafta kullanacağız. Yani kod kısmında kullanacağız.
WordPress diliyle yazdığımız ismin slide name'i olarak buraya otomatik olarak kendisini yazdı. Burası bir metin alanı olacak. Gördüğünüz gibi Advanced Custom Fields eklentisi bize birçok olanak sunuyor burada. Metin alanı ekleyebiliyoruz, sayı, aralık, e-posta, web adresi, parola gibi. Burada birçok seçeneğimiz var özel alanlar oluşturmak için. Temel mantığını anlatacağım. Text field ekliyorum, metin kısmı. Dilerseniz metin kısmında olabilecek bir açıklama yazabilirsiniz. Yönetim panelinde içerik girerken bu alanın gerekli olup olmadığını, yani zorunlu olup olmadığını buradan işaretliyorsunuz. Eğer içeriğinde varsayılan bir değer olacaksa onu da buraya yazıyoruz. Gibi gibi güzel özellikleri var. Sayfanın biraz daha aşağı indiğimizde konum olarak bu özel alanın nerede, WordPress'in yönetim panelinde nerede olacağını ifade ediyoruz. Biz nerede olsun istiyoruz? Portfolio Custom Post Type içerisinde içerik eklerken bu özel alanı görmek istiyoruz. Dolayısıyla yazı tipi, bunların her biri yazı tipi, portfolyo veya yazılar. Yazı tipi portfolyo olan içeriklerde görmek istiyoruz. Bunu seçmek durumundayım. WordPress'in kendi içerisindeki yazıya da bunu ekleyebiliyorsunuz. Öyle bir şey yapmak isterseniz burada yazı seçeneğini veya sayfaya da ekleyebiliyorsunuz. Sayfa seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Eğer custom post type ekliyorsanız, kendi custom post type'larınızı oluşturuyorsanız onları da burada göreceksiniz. Tıpkı bizim portfolyoyu gördüğümüz gibi. Çeşitli pozisyon ayarları, çeşitli şekil ayarlarını buradan hallediyoruz. Hemen yayımla diyorum ve bakalım neler oldu. Alan grup yayımlandı diye mesajı aldım. Portfolyoda yeni içerik eklerken aşağı gördüğünüz gibi bir metin alanı göründü. Bu metin alanında girdiğimiz değerleri biz ön tarafta görüntülemeye çalışacağız. Burası aslında bir özel alan ama eklenti kurduğumuz için, eklentiyle yaptığımız için göze daha profesyonel görünüyor. Tıpkı diğerleri gibi görünüyor. Hemen bir film adı yazalım. Örneğin Sanagrafi yazalım ve bu metni de var olan bir iş içerisine yazalım. Firma ismi olarak da Sanagrafi ismini verelim. Güncelle dedim. Sayfanın kendisine baktığımda herhangi bir firma adı görüntülemeyeceğiz şu anda. Çünkü kodlar üzerinde bir düzenleme yapmadık. Yine bu eklentiyle birlikte de özel alan ekliyorsak kodlar üzerinde, tema dosyası üzerinde düzenleme yapmamız gerekiyor. Düzenleme yapabilmemiz için yine PHP etiketleri arasına The Field yazıyoruz ve The Field içerisine tırnak içinde ID'yi yazıyoruz. Hatırlarsanız kendi bir slide name oluşturmuştu. Onu buraya yazmamız gerekiyor. Daha sonra bunu kapatıyoruz. Şimdi bakalım başlığın altında firma adını görecek miyiz? Aynen gördük. Şimdi hemen bir küçük bir düzenleme yapalım. Eklenti ile birlikte eklediğimiz özel alanı da sayfamızda görüntülemiş olduk. Peki bunun if döngüsünü nasıl yapacağız ve sayfa içerisinde daha uygun bir kullanımı var mı? Sayfanın üzerinde getHeader kısmını görürsünüz. GetHeader'ın üzerine bu kısma öncelikle bir değişken tanımlamamız gerekiyor. Mesela firma adı şeklinde bir değişken tanımlıyoruz. Bunun karşılığı ne olacak? Bunu burada bu şekilde kullandık ama burada kullanırken the field değil de getField'ı kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde kullandığımız zaman sayfa içerisinde şu anda herhangi bir yere firma adı değişkenini kullanırsak echo ile beraber o orada görünecektir. Firma adı orada görünecektir. Yani burada bu uzun uzun bunu yazmak yerine bu şekilde echo firma adı şeklinde yazarsak da sayfa üzerinde görüntüleyeceğiz. Bunun ne avantajı var? Bu değişkeni istediğimiz gibi bu sayfa içerisinde her yerde kullanabiliriz. Uzun uzun bu kodları yazmaktan çok daha az yer kaplayacağı için de kodu yazan kişi ve okuyan kişi tarafından da kolay anlaşılmasına vesile oluyor. If döngüsünü de buraya ekleyeceğiz. Çok basit. If döngüsünü yapabilmemiz için if yazıp firma adı, yani az önce oluşturduğumuz değişkeni yazıyoruz. Bu değişken ne demek? Firma adı kısmında herhangi bir veri var mı yok mu onu kontrol ediyor. Ve end if ile bunu bitiriyoruz. Eğer veri varsa araya bunu yazmasını istiyoruz. Veri yoksa zaten hiçbir şey yazmayacak anlamına geliyor. Bu sayfayı bu şekilde kaydediyorum. Gördüğünüz gibi sayfayı yenilediğimde burada yine firma adı Sanagrafi olarak görünüyor. Firma adı kısmını silersem yönetim panelinden ve güncelle diyorum, sayfayı yeniliyorum burada. Firma adı olmadığı için burada görüntülemiyor. Bu eklentinin çalışma mantığı da işte bu şekilde çok kolay bir şekilde çalışabiliyor. Sayfanıza çok kolay bir şekilde entegre edebiliyorsunuz. Bunu öğrendiğimize göre buradaki diğer seçeneklerin de en çok kullanılanların üzerinden geçelim. Buradaki metin alanı HTML kodlamayı bilenler için text area anlamına geliyor. Metin alanı olarak değiştirdim ve sayfaya baktığımda bir metin alanı. Ancak bunun şöyle bir handikapı var. Mesela buraya iki tane paragraf yazalım diyelim. Güncelle diyorum. Sayfaya baktığımda sanki iki paragraf değil tek bir paragraf olarak burada görünüyor. Bunu iki paragrafmış gibi gösterebilmemiz için buradaki kodlar üzerinde bir düzenleme yapmam lazım. Buraya new line to break anlamına gelen NL2BR yazıyorum ve değişkenimizi de parantez içerisine alıyorum. Bu şekilde yaparsam eğer gördüğünüz gibi paragraflar artık görünecekler. Bu paragraf kısmının diğer bir alternatifi de var. O da metin alanı yerine what you see is what you get
alanı. Bunun ne olduğunu hemen görelim. Gördüğünüz gibi tıpkı WordPress'te bir yazı eklermiş gibi üstteki ikonların dahil olduğu alandır. Mesela buradaki görsel ve metin kısmını özelleştirebiliyorsunuz ve aynı zamanda ortam ekle kısmını özelleştirebiliyorsunuz. Buradaki firma adı ismini değiştireyim. Çünkü şu anda farklı bir yere gidiyor. Başlık olarak herhangi bir başlık verdim ve alan adı olarak da sırf test ediyoruz diye bunun kısa adını verdim. Zaten eklenti de bu isimle biliniyor. ACF olarak biliniyor. Bunu güncelle diyorum. Böyle bir şey yaptığım zaman buradaki şeyleri de güncellemem gerekiyor. Mesela firma adı kısmını ACF olarak güncellemem gerekiyor. Kendi istediğim herhangi bir değişken verebilirim buraya. Content olarak değiştirdim. Bu şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum ve çalışıyor. Bu alanın detayına baktığımızda ortam yükleme tuşları gösterilsin mi? Burada evet olduğu için ortam ekle butonu var. Hayır deseydim, gösterilmesin deseydim ortam ekle butonu kalkacaktı. Mesela araç çubuğu olarak çeşitli özelleştirmeler yapabilirsiniz. Full tüm ikonların görüneceği, basic ise sadece temel ikonların görüneceği bir seçenek sunuyor. Sekmeler ise hem görsel hem metin, az önce gösterdiğim, bunları sadece görsel veya sadece metin olarak da değiştirebiliyorsunuz. Tüm bunları değiştirdim. Şöyle bir güncelle diyorum. Sayfa üzerine baktığımda tüm güncellemelerin yapıldığını görüyorum. Bunları çoklu olarak da ekleyebiliyorsunuz. Mesela ben buraya alan ekle dediğimde yeni bir alan ekleyebiliyorum. Yani bunları çoğaltarak, alt satırlara ekleyerek tek bir sayfada istediğim gibi kullanabilirim. Bunu siliyorum. Çok karışıklık olmasın diye tek bir alan üzerinden değişiklik yapa yapa gitmek istiyorum. Onun için de devam ediyorum. Burayı sayı olarak seçerseniz buradaki alana, özel alana sadece sayı ekleyebiliyorsunuz içerik eklerken. E-posta veya web alanı veya parola eklemek isterseniz de sadece bunları ekleyebiliyorsunuz. Örnek olarak bir e-posta adresi ekleyelim. Buraya bir lütfen bir e-posta yazın olarak değiştirebilirim. Bunu böylece kaydediyorum ve içerik ekleme kısmına geldiğimde bir metin yazıyorum. Bu metni eğer et işareti kullanmadan yazarsam, mesela güncelle dediğimde, burası bir e-posta adresi olduğu için beni uyaracak ve buraya bir e-posta adresi yazmamı isteyecek. Ya e-posta adresi yazacağım ya da hiçbir şey yazmayacağım. Et işaretiyle böyle bir mail adresi yazalım. Güncelle dediğinde bu sefer güncellenecek. Bunu bu şekilde kullanabileceğim. Hemen bunun sayfa üzerinde nasıl kullanıldığını da gösterelim. Bu bir mail adresi olduğu için ve insanlar, web sitenizi ziyaret eden ziyaretçiler bu mail adresine tıklayabilecekleri için bir mail adresi olarak bunu düşünelim. Mail adresine tıklanabilmesi için de bir mail to eklememiz gerekiyor. Buraya content'i ekliyorum. Bu şekilde bir içerik yaparsam eğer bu mail adresine mail gönderebileceğim bir link oluşturmuş olurum. Bu link konusunu URL'de de site adresi üzerinden kullanabilirsiniz mesela. Görsel eklemeyi deneyelim. Bakalım görselin seçenekleri neler. Güncelle diyorum ve içerik ekleme kısmına geldiğimde burada bu sefer görsel ekleyebileceğim bir seçenek çıkıyor. Bunun üzerine tıkladığımda ortam kütüphanesinden bir görsel ekleyelim. Bu sefer bu olsun. Seç dediğimde ve güncelle dediğimde bakalım bunu sayfa üzerinde nasıl kullanacağız. Direkt olarak Echo Content dediğimizde bakalım bize ne sonuç veriyor. Direkt olarak bir array veriyor. Bu array içerisinde tanımlamamız gereken başka bir şey var anlamına geliyor. Şöyle yapacağız. Şu satırı ekleyeceğim. Yani bu satır nedir? Content değişkenini alıyorum ve onun içerisindeki URL'yi alıyorum. Bunun çıktısını da image URL'ye tanımlıyorum. Bu durumda Echo Content yerine image URL dediğimde bakalım sayfada bize ne çıktısı verecek? Görselin yolunu verecek. Ben bu görseli sayfa üzerinde kullanmak için de img etiketi altına almam gerekiyor. Bu şekilde kullanabiliyorum. Peki bunu dosya olarak düzenlemiş olsaydık nasıl bir sonuç alacaktık? Ona da bakalım. Dosya kısmı kullanıcıların dosya indirmelerini olanak tanıyan bir seçenek. Dilerseniz bir PDF dosyası veya Word dosyası indirebilir. Aynı şekilde JPEG dosyalarını, görsel dosyaları da indirebilirsiniz. Az önce biz bunu ekledik. Bunu sayfa üzerinde görüntüsüne bir bakalım önce. Bu şekilde güzel bir şekilde görünüyor. Bunun yolunu aldık. Biz bunu link olarak kullandığımızda, bu görseli tıklayarak, bir linke tıklayarak indirmesini istediğimizde ziyaretçilere, onu nasıl yapacağız? Onun için bu kodu kullanıyoruz. A etiketi ekliyoruz. A etiketinin yolunu image URL olarak belirliyoruz. Az önce yaptığımız gibi download seçeneğini ekliyoruz. Sonrasında tıklanacak metni buraya belirliyoruz ve A etiketini kapatıyoruz. Tüm bunları A etiketi içerisinde yapıyoruz. Kaydedip sonuca bakalım. Görseli indir linkine tıkladığımda gördüğünüz gibi görsel iniyor. Ama bazı durumlarda görseli indirmeyip tarayıcınızda göstermek isteyebilirsiniz. Bunu yapabilmemiz için de bu download seçeneğini kaldırıyorum ve bu şekilde kaydediyorum. Önceden download edilmiş görseli kaldırayım. Buna tıkladığımda bu sefer o imaj tarayıcı üzerinde açılacak. File upload, yani dosya seçeneği de bu şekilde çalışıyor. Seçenekleri bolca kullanıyoruz. Select box'ları, check box'ları ve radyo butonlarını kullanıyoruz. Bunların da kullanımını size göstermeye çalışayım.
Seçim kısmını göstereceğim. Bunların hepsini göstereceğim. Seçim kısmını öncelikle seçiyorum. Seçim üzerine tıklandığında aynı buradaki gibi üzerine tıklandığında açılan seçeneklerdir. Bu seçenekleri içerik eklerken nasıl kullanabiliriz? Mesela bu içerik, portfolyo içeriği hangi programlar ve programlama dilleri kullanılarak yapıldı? Bunun seçimini sağlayalım. Photoshop yazıyorum. Bu ID'si, seçimin ID'si. Bir boşluk bırakıyorum. 2 nokta üst üste karakterini ekliyorum ve tekrar boşluk bırakarak bu sefer drop-down'da görüntülemek istediğim metni yazıyorum. Mantık bu. Diğer seçeneği de bir altına yapıyorum. Böyle alt alta istediğim kadar seçenek ekleyebiliyorum. Hemen bu seçenekleri eklemiş olalım. Varsayılan değer olarak görüntülemesini istediğiniz bir seçenek varsa bunu da buraya ID'sini ekleyerek görüntülenmesini sağlayabiliyorsunuz. Mesela WordPress görüntülensin istiyorum. Bu durumda WordPress'i ekliyorum ve bunu kaydediyorum. Güncelle diyorum. Bakalım sayfa üzerinde nasıl görünüyor. Yeni içerik ekliyorum ve burada yeni içerik eklerken varsayılan olarak görünmesini istediğimiz seçenek görünüyor. Ama ben bu seçenek üzerinden devam edeceğim. Az önce eklediğimiz tüm seçenekleri burada görüntüleyebiliyorum. Bu seçenekleri ön tarafta nasıl kullanacağız? Onu da göstereyim. Mesela burada da WordPress'i seçmiş olayım. Güncelle diyorum ve buraya direkt olarak Echo Content diyorum. Tıpkı ilk yaptığımız örneklerdeki gibi. Bu sayfayı kaydediyorum ve bakalım. Seçtiğim seçeneğin ID'sini buraya yayınladı. Peki neden ID'sini yayınladı? Bu kısımdaki düzenleme kısmına geldiğimde bana burada soruyor. Hangisini yayınlayayım diye. Burada eğer değer seçiliyse soldaki değerler yani ID'ler görüntülenecek. Eğer etiket seçiliyse buradaki etiketin karşılığı da bunlar. Bu sayfayı etiketi seçerek güncelle diyorum. Sayfaya baktığımda WordPress'in görünmesini istediğimiz şekilde göründüğünü görebiliyoruz. Şimdi bu seçenekler arasında sadece bir tanesini seçebiliyorum. Ama ben multi choice yani çoklu seçim yapmak istediğimde bunu nasıl yapacağız? Tekrar yönetim paneline geldiğimde ve sayfayı biraz aşağı kaydırdığımda burada birden çok değer seçilsin mi seçeneği var. Buna evet diyorum, güncelle diyorum ve burada sayfayı yenilediğimde birden fazla değerin kontrol tuşuyla seçilebildiğini görüyorum. Dilerseniz mouse'u sürükleyerek de birden fazla seçim yapabiliyorsunuz. Mesela bu seçimleri yaptık diyelim. Sayfayı güncelliyorum. Şu haliyle nasıl görüntüleniyorlar? Hemen bakalım. Yine bir array söz konusu. Bu array'in önüne geçmek ve seçenekleri burada yan yana listelemek ve araya bir de virgül koymak için implode kodunu kullanıyorum. Yine değişkenimi yazıyorum buraya. Tanımladığım değişkeni yazıyorum. Ve sonrasında olmasını istediğim karakteri de buraya ekliyorum. Bakalım sonuç ne oldu? Gördüğünüz gibi 3 tane seçenek seçmiştik ve 3'ü de birbirlerinin arasına virgül koyarak bu seçimleri görüntüledi. Peki bunları checkbox olarak kullandığımızda sonuç ne olacak? Düzenle diyorum. Seçim yerine işaret kutusu seçeneğini seçiyorum. Buraya seçimleri tekrar giriyorum ve güncelliyorum. Az önce seçmiş olduğum değerleri bu sefer checkbox olarak görüyorum. Burada çoklu seçim yapabiliyorum. Mesela bu sefer HTML ve CSS'i kaybedeyim. Güncelle diyorum. Sayfaya baktığımda yine değer olarak görünüyorlar. Ama virgüllü kısmı çalıştı. Çünkü bunun da çalışma prensibi Echo'nun içerisine implode özelliğini, fonksiyonunu dahil etmek. Sayfanın aşağısına geldiğimizde az önce de karşımıza çıkan değer ve etiket seçenekleri çıkıyor. Etiketi seçersem eğer sayfayı güncelliyorum ve bu sefer etiket kısmı yani bizim ön sayfada görüntülenmesini istediğimiz kısımları gösterecek. Radyo düğmesi üzerinde bir çalışma yapalım. Radyo düğmesini seçtiğimizde de yine seçim olarak seçmemiz gereken şeyler benzer. Bunu güncelle diyorum. Bu sayfada bu sefer sadece radyo butonlarının özelliğidir. Sadece tek bir seçim yapabilirsiniz. Checkbox gibi çoklu seçim yapmanızı imkan tanımaz. Buraya içerik ekleyenlerin tek bir hakkı vardır. HTML ve CSS kısmını seçmiş olalım. Güncelle diyorum. Bu sayfada direkt bu şekilde sayfayı yenilerseniz çalışmayacaktır kod. Çünkü birden fazla seçim yapma imkanımız olmadığı için implode koduna da gerek yoktur. Direkt olarak Echo Content diyerek bu işi çözümleyebiliyoruz. Karşımıza değer çıktı yine hemen. Bunu değiştirmeyi öğrendik zaten. Değer yerine etiketi seçersek istediğimiz sonucu alırız. Tuş grubu da yine seçenekleri farklı bir şekilde seçmemize olanak tanıyor. Tekrar seçimleri buraya giriyorum. Güncelle diyorum. Tuş grubu da bu. Buradan istediğimizi seçebiliyoruz. Yine tek bir seçme şansımız var. Tıpkı radyo butonları gibi ama tuş grubu olarak kullanılıyor. Bu şekilde radyo butonları görünmüyor. Sadece kutucukları seçim yapabiliyoruz. Adobe Illustrator seçeneğini seçelim. Sayfa üzerinde bunu bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Burada göstermek istediğim bir şey daha var. Doğru ve yanlış seçenekleri. Çünkü burada diğerlerinden farklı olarak if else değeri girecek. Doğruysa bunu göster, yanlışsa bunu göster şeklinde bir kullanım söz konusu. Güncelle diyorum ve şu şekilde bir görüntü karşıma çıkıyor.
Burada şöyle bir seçenek daha var. Burada stilize edilmiş kullanıcı arabilimini seçerseniz True False seçeneği bir checkbox'tan ziyade farklı görünecektir. Bunu da kullanabilirsiniz. Birazdan kod olarak yazacağımız kodlar her ikisi için de geçerli olacak. Bir farkı yok. Bu şekilde görüntülemeyelim şimdilik. Çünkü bu hali daha standart olacak. Standardını öğrenelim biz. Buradaki True False seçimi de şu şekilde. Bunu seçili olarak bıraktığımda ve güncelle dediğimde sayfanın sol tarafında kodları yazdım. Eğer content kısmı, yani bu kısım seçili ise bu kısım işaretli metnini göster. Değilse bu kısım işaretli değil metnini göster dedim. Tabii tüm bunları yaparken şu kısmı mutlaka unutmuyoruz. Bu kısmı mutlaka eklememiz gerekiyor. Bu sayfayı kaydedip kontrol ettiğimde bu kısım işaretli sonucunu alıyorum. İşareti kaldırdığımda güncelle diyorum ve sayfayı tekrar yeniliyorum. Hayır, bu kısım işaretli değil diye. Bu kısmı da farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. Advanced Custom Field'da da birçok seçenek var. Kendi temanızı oluşturuyorsanız veya içeriklerinizde bu tip özel alanlar kullanma ihtiyacı hissediyorsanız Advanced Custom Field, Türkçe ismiyle gelişmiş özel alanlar eklentisi, WordPress'in kendi içerisindeki metabox'lar yerine, kendi içerisindeki özel alanlar yerine çok daha efektif bir kullanım sunuyor bize. Buradaki birçok eşleştirmeyi veya buradaki birçok özelliği deneye yanıla rahatlıkla anlayabilirsiniz. Dilerim bu anlattıklarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.